Amerikalı otomobil üreticileri 20. yüzyılın ikinci yarısında milyonlarca yenilikçi, stil sahibi otomobil üretti. 1955 yılında GM, tarihte milyar dolar satış yapan ilk şirket oldu. Otomobil endüstrisinin en parlak yıllarını yaşadığı dönemde Detroit kentinin yıldızı parladı. Burası hayallerin, zenginlerin ve gelecek kuşak teknolojinin merkeziydi. 1940'lar, 50'ler ve 60'larda şehir Amerika'nın nadide mücevheriydi. Ancak daha sonra Detroit'teki otomobil üreticileri girişimci ruhlarını kaybettiler ve dibe çökmeye başladılar. Başkan Barack Obama 2009 yılında şöyle demişti. Yıllar birbirini kovaladıkça yabancı rakiplerimiz bizi geride bırakırken sorunların hasır altı edildiğine ve zor seçimlerin sürekli ertelendiğine tanık olduk. Daha küçük, yakıt tasarruflu araba isteyen müşteri tabanını dinlemek yerine otomobil üreticileri gittikçe daha büyüklerini üretmeye başladılar. Japonya'dan gelen yeni rekabeti ciddiye almaktansa müşterilerine en iyi olduklarını söylediler. Rakiplerinden yalın üretimin yeni yöntemlerini öğrenmek yerine inatla eski uygulamalara yapışıp kaldılar. Organizasyondaki en iyi çalışanları ödüllendirmek ve en kötülerini kovmak yerine adam kayırma anlayışıyla eski elemanları terfi ettirdiler. Kolay başarı Amerikan otomotiv kuruluşlarını riskten kaçınan, liyakata dayanmayan, şişmiş bürokratik yapılara dönüştürdü. Rekabet kızıştığında ve müşteri gereksinimleri değiştiğinde bu değişime uyum sağlayamadılar. Aslında asıl sorun şuydu. Otomotiv endüstrisi rahat bir nefes almıştı. Andy Grove'un söylediği gibi yalnızca paranoyaklar ayakta kalır başarının kolay olduğunu düşündüğünüz an rakiplerinizin üzerinize saldırdığı andır.